Bazı hikayeler diğerlerinden daha dokunaklıdır. Ancak her ne kadar kötü başlasa da sonu mutlu biter. Az sonra izleyeceğiniz hikayede mucizelerle dolu. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Her şey 1992 yılında Rusya'da başladı. 29 Şubat 1992 tarihinde Rusya'nın Bras kasabasında bir kız bebek dünyaya geldi. Adını Tatyana koydular. Küçük kız fibula eksikliğiyle doğdu. Hastalığa sahip kişilerde fibula, baldır kemiği, topuk veya ayak bileği tam gelişemiyor ya da bulunmuyor. Bu nedenle de küçük kızın yürüyebilmesine imkansız gözüyle bakılıyordu. Tatyana dünyaya geldiğinde anne ve babası 17-18 yaşlarındaydı ve çocuklarına bakamayacaklarını düşündüler. Çocuğu Sibirya'daki bir kimsesizler yurduna bıraktılar. Tatyana'nın kabusları burada başladı. Bir gün her şey değişti. Amerikalı Beth ve Steve Long çifti Tatyana'yı evlat edinme veri tabanında gördüler ve hikayesini de duyunca küçük kızı evlat edinmeye karar verdiler. Dünyanın başka bir noktasına giderek 13 aylık kızı evlat edindiler. Çocuk artık yeni evi olan Maryland'ın Baltimore şehrinde yaşamaya başladı. Artık yeni adı Jessica'ydı. 5 ay sonra Jessica 18 aylık olduğunda iki ayağı da operasyonda alındı. Protez ayaklarla yürümeye başladı. Jessica proteze kısa sürede alıştı. Çok mücadele etti. Fiziksel kısıtlamalarına rağmen Jessica spora ilgi gösterdi. Nenesinin havuzunda yüzmeyi öğrendi. Yüzmek bir süre sonra Jessica'nın tutkusu haline geldi. 2004 yılında büyük bir gelişme kaydetti. Yunanistan'ın Atina şehrinde gerçekleşen Paralimpik oyunlarına katılan en genç Amerikan olma unvanını kazandı. Diğer yarışmacılardan yaş olarak küçük olmasına rağmen 3 altın madalya kazandı. Jessica Long'un başarıları bununla da bitmedi. Daha birçok madalya kazandı, dünya rekorları kırdı ve dünyanın en iyi yüzücülerinden biri haline geldi. 2012 yılında Londra'da gerçekleşen Paralimpik oyunlarına katılan Jessica'yı Natalya ve Oleg Varsheva da Rusya'daki evlerinden izledi. Ancak onun kendi kızları olduğundan habersizlerdi. Ancak bir süre sonra öğreneceklerdi. Jessica'nın Londra'da elde ettiği başarının ardından Rus gazeteciler kızın hikayesini öğrendi. Jessica'nın biyolojik ailesini bir gün görmek istediğini öğrenen gazeteciler hemen arama çalışmalarına başladılar. Gazeteciler Jessica'nın anne ve babasının Bras'ta yaşadığını öğrendiler. Hemen onlarla iletişime geçip Jessica ile buluşturmak için hazırlık yaptılar. 20 yıllık ayrılığın ardından Jessica, annesi, babası ve 3 kardeşiyle bir araya geldi. Kimsenin unutamayacağı türden duygu yüklü bir buluşma oldu. Jessica Long, Twitter'da, "Rusya'daki biyolojik ailemle tanıştım. Onları gerçekten çok seviyorum. Kalbim sevgi dolu," dedi. Bir zamanlar yürüyebileceği bile kesin olmayan Jessica, yüzmede madalyalar kazandı ve hatta rekorlar kırdı. Jessica Long, Facebook'ta, "Asla unutamayacağım bir ziyaret oldu. Fotoğraf her şeyi anlatıyor. Annemi çok seviyorum," dedi. Hiçbir şeyin imkansız olmadığını kanıtladı. Sonunda da biyolojik ailesiyle tanıştı. "Umut etmek bizi ayakta tutar ve yaşamamızı sağlar. Bunu bize son olarak Jessica Long gösterdi."